Kayseri Mutfağı'ndan merhaba. Bugün Japon Tanzonk ekmeği yapıyoruz. Çok yumuşak bir ekmek olacak, bulut yumuşaklığında bir ekmek olacak. Yapımına hemen geçeceğiz ama geçmeden önce ufak bir hatırlatmam var. Tarif Küp uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinizi ücretsiz olarak indirerek yazılı ve videolu tariflerime kolayca ve ücretsiz olarak ulaşabilir ve günlük menülerden faydalanabilirsiniz. Hadi hemen yapımına geçelim. Bir sos tenceresine bir yemek kaşığı un alıyorum. İçine yarım su bardağı su ilave ediyorum. Unun topakları gidene kadar karıştıracağım. Altı yanmıyor bu arada. Şimdi ocağın altını açıyorum. Kısıkla orta hararetli ateş arasında. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişireceğim. Tanzonkumuz hazır. Şimdi altını kapatıyorum ve tamamen soğuyana kadar bir kenarda bekletiyorum. Hamurumuzun yapımına başlayacağız şimdi. Tanzonkumuz tamamen soğudu bu arada. 3/4 su bardağı sütü bir karıştırma kabına alıyorum. İçine bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Süt ılık bu arada, söyledim mi emin olamadım ama. 2 tatlı kaşığı instant maya kullanacağım, onu da ekliyorum ve karıştırıyorum. Maya, süt ve şekeri güzelce karıştırdıktan sonra içine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Oda sıcaklığında kullandığım tereyağı. Bir tane de yumurtam var, onu da ekliyorum. Tamamen soğuyan tanzonku da ekliyorum içine. Şimdi unu ekleyeceğim yavaş yavaş. 3-3,5 su bardağı kadar una ihtiyacım olacak. Ama kullanmam gereken miktar değişecek malzemelerime göre. O yüzden azar azar ekleyip kıvamını kontrol ederek karar vereceğim miktarına. Unun yaklaşık yarısını ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzu en başta eklemememin sebebi mayaya zarar vermesinin önüne geçmek. Hamur epey bir toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Şimdi hamurun asıl macerası başlıyor. Yaklaşık 15-20 dakika güzel pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğuracağım. Bu arada ihtiyaç duydukça un eklemeye devam edeceğim. Hamurum hazır. Gluten yapısını güçlendirdim uzun süre yoğurarak. Gördüğünüz gibi böyle visko yatak diyebileceğimiz bir kıvama geldi. Oldukça elastik. Ele kesinlikle yapışmıyor. Ne kadar uzun süre sabit tutarsanız tutun. Toparlayıp tekrar kabına koyacağım. Üzerini streç filmle kapatıp bir 30-45 dakika kadar dinlendireceğim. Asıl göz önünde bulundurmamız gereken hamurun iki katına çıkması. Süre değil, o yüzden süreye bağlı kalmayın. Hamuru gözlemleyin sadece. Hamurumuz hazır. Bir kez daha yoğuracağım. Göz kararı 4 eşit parçaya bölüyorum. Merdane yardımıyla unladığım tezgahta her bir hamuru tatlı tabağa genişliğinde açıyorum. Kenardan içe doğru katlıyorum. Uzun bir dikdörtgen elde ettim gördüğünüz gibi. Şimdi rulo şeklinde sarıyorum dikdörtgeni. Ve batonu tek kalıbın içine yerleştiriyorum. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Bir 30-40 dakika kadar daha dinlendireceğim ve yine güzelce kabaracak. Ekmeğimiz kabardı. Streç filmi çıkartıyorum hamura zarar vermeden. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında su ekliyorum. Şimdi karışımı ekmeğin üzerine sürüyorum. Fırını 190 derece önceden ısıtmıştım. Şimdi ekmeği fırına veriyorum. Üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğim.
Tanzonk ekmeğimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, bulut kıvamında bir ekmek oldu. Bu ekmeği nerelerde kullanabilirsiniz? Kahvaltı için, Türk kahvaltısı için çok uygun bir ekmek. Üzerine istediğinizi sürerek yiyebilirsiniz. Tereyağı, reçel, bal, kaymak inanılmaz güzel oluyor kahvaltıda. Yine benzer şekilde mezelerle de çok güzel gittiği için meze sofraları için de harika bir ekmek. Tost ekmeği olarak kullanabilirsiniz. Yumuşak ekmek kullanabileceğiniz her yer için gayet uygun bir ekmek. Dikkat etmeniz gereken şeyler, öncelikle tanzon hamurunu atlamamanız gerekiyor en başta yaptığımız o un ve sudan oluşan karışımı. Onun dışında o 15-20 dakikalık uzun süreli yoğurma gluten yapısının güçlenmesi açısından oldukça önemli. Onu da atlamamanız gerekiyor. Bu güzelce toparlandı, pürüzsüz kıvama ulaştı, olmuştur artık demeyin sakın. Dakika tutun, en az 15 dakika. Vaktiniz varsa ya da kol gücünüz yeterse de 20 dakika kadar yoğurun ekmeği. Bunlar dışında özel bir malzemesi ya da özel bir aşaması yok zaten. Çok standart bir ekmek poğaça arası hamur. Oldukça da kolay yapımı, sadece biraz zaman gerektiriyor bekleme aşamaları olduğu için. Aklıma gelen püf noktaları bunlar. Sizin aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.